Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Altium Designer eğitimi için buradayız. Eğitim boyunca bir tane kart tasarımı üzerinden programı anlatmaya çalışacağım size. Bu kart bir tane geliştirme kartı olacak aslında. Üzerinde SD-Link'i olan bir tane denetleyici, mikro denetleyici olacak. Yani USB üzerinden programlanabilen bir denetleyici olacak. Üzerinde LED'ler, butonlar, başka gyro sensörü gibi şeyler, ekstra sensörler olacak. Bunları da artık kulüpte çalışmalarınızda, eğitimlerinizde kullanabilirsiniz dilerim. Şimdi oldukça yoğun bir program olduğu için hızlıca başlayalım isterseniz. Evet, şu an ekran paylaşımı yapıyorum. Gözüküyordur umarım. Evet hocam, gözüküyor şu an. Tamam. Arkadaşlar, şimdi Altium Designer açtığımızda bizi ilk olarak böyle bir ekran karşılıyor. Öncelikle Altium Designer'ın öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle sektörde, donanım tasarım sektöründe oldukça fazla kullanılan bir cihaz. Cihaz diyorum, program. Profesyonel bir PCB tasarımı olarak düşünebiliriz bu programı. Yani bunu Proteus'la simülasyon programlarıyla karıştırmak doğru olmaz. Bu programın asıl görevi bir PCB tasarlamaktır. Tabii ki farklı alternatifler mevcut PCB tasarım için. Eagle olsun, KiCad, open source olarak KiCad kullanılabilir ya da daha profesyonel bir alternatif Mentor diye bir program da var kullanılan. Özellikle büyük firmalarda Mentor ya da Altium tercih ediliyor. Bunların tercih edilmesinin nedeni aslında tabii ki sağladığı araçlar, kolaylıklar, PCB çizimi yapan kişilere sağladığı kolaylıklar. Bununla Altium için birkaç örnek verebiliriz. Örneğin bulut üzerinden çalışabilme gibi, yani projenizi bulut üzerine aktarıp Altium'un kendi cloud'u üzerinden farklı kişiler aynı PCB proje üzerinde çalışabiliyorlar. Proje üzerine değişik yerlerine mesajlar, düzeltmeler ekleyebiliyor. Örneğin kontrol eden bir mühendis PCB üzerine notlar alıyor. Diğer düzeltecek mühendis o notları görüp düzeltmeler yapabiliyor. Ayrıca başka araçlar, çok gelişmiş bir tasarım kuralları, design rules dediğimiz bir aracı mevcut. Yani bunu PCB tasarım bölümüne geçtiğimizde göreceğiz. Başka PDN Analyzer gibi bir yine aracı var. Bu PCB üzerindeki hatlardan ne kadar akım geçtiğini, akım yoğunluğunun nasıl değiştiğini, buna bağlı olarak sıcaklığın, PCB üzerindeki sıcaklığın nasıl olduğunu ya da iletim hatlarının empedanslarını hesaplayan araçlar. Yani bu şekilde çok çok fazla avantajları var Altium Designer'ın. Zaten bu avantajlarından dolayı da sektörde oldukça kullanılan bir program diyebiliriz. Tamam, şimdi programın arayüzünü inceleyerek başlayabiliriz arkadaşlar. Burada ilk programı açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor, ana sayfa ekranımızda. Burada arkadaşlar PCB, yani Altium Designer'ın yeni sürümlerine eklenen özelliklerin tanıtıldığı kısa videolar yer alıyor. Bu videoları inceleyerek yeni sürümde ne tür yenilikler olduğunu görüp artık kendiniz o özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Sol kısımda proje sekmesi, proje penceresi var arkadaşlar. Burada o an açık olan projelerin ve projenin içerisindeki dosyaların gösterildiği yer burası. Böyle görüyorsunuz. Proje
PCB'nin ismi, içerisinde 3 tane şematik, birkaç tane PCB dosyası varmış. Sağ bölümde ise genellikle kütüphanelerin, elemanların yer aldığı, bu comment az önce söylediğim, bulutta çalışırken projeye yorumlar ekleniyor. Buradan görebilirsiniz onları, ya da projede tasarımdan kaynaklı hatalar olduğunda burada mesaj bölümünde görülebiliyor. Evet, burada bizim en çok ilgileneceğimiz bölüm bu sekmedeki components kısmı. Burada Altium Designer'a eklediğimiz kütüphaneler bu bölümde, elemanlar bu bölümde gösteriliyor. Bu benim kütüphanemin elemanları. Tabii ilk yüklendiğinde bu elemanlar gözükmeyecektir. Birazdan kütüphane ekleme mevzusuna geleceğiz. Ayrıca bir diğer eleman bulabileceğimiz bölüm, üretici eleman arama dediğimiz manufacturer part search kısmı. Burada da Altium'un bu yine güzel bir özelliği. Burada üreticiler Altium'a kendi ürettikleri elemanların şematik ve PCB tasarımlarını ekliyorlar. Biz de doğrudan üreticilerin oluşturduğu çizimleri kullanarak projemize elemanları ekleyebiliyoruz. Ancak bu bölümde hala tam olarak gelişmiş diyemem. Yani çok faydalı ama yine de pek kullanışlı olmayabiliyor. Bazı elemanların, aradığımız elemanların PCB'si oluyor, şematik görüntüsü olmuyor. Örneğin şurada bir örnek bakalım. Şuna bakacak olursak. Evet, bakalım. Bu eleman bir tane indüktörmüş, bobinmiş. Burada bakın, sembol, yani şematik görüntüsü verilmemiş. Sadece PCB görüntüsü var. Şimdi bu durumda ben bu eleman burada olsa bile ben bunu projeme ekleyemiyorum. Ayrıca buna bir sembol oluşturup projeme eklemem gerekecek. Ben hala biraz eski kafalıktan mıdır nedir, kendi kişisel kütüphanemi oluşturup onu geliştirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum, siz farklı seçenekler tercih edebilirsiniz. Şimdi bir tane proje oluşturarak başlayalım. Burada File menüsünden New Project seçerek bir tane proje oluşturalım. Projenin kaydedileceği yer tek eğitim burası olsun. Evet, projemizi oluşturduktan sonra bakın burada boş bir proje oluştu arkadaşlar. Şu an ekranı net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz yazılar küçük ama. Burada projemiz oluşturuldu. İçerisinde herhangi bir eleman, yani doküman yok. İlk olarak bunun içerisine bir tane şematik dosyası ekleyerek başlayalım. Evet, sağ tıklayıp burada Add New to Project dedikten sonra şematiği seçince bir tane şematik dosyası ekliyoruz. Şimdi bunu hemen oluşturduktan sonra kaydedelim. Adını da MCU diyelim şimdilik. Şimdi gerekli dosyaları ekleyip bu dosyaları bir proje klasöründe incelemeye çalışalım. Evet, şimdi şuradan bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda proje klasörümüzü görüyorsunuz burada. Projemizin içerisinde bir tane
PRJ PCB uzantılı bir tane dosyamız var. Bu bizim asıl proje dosyamızın ismi. Yani projeyi açarken bu dosya üzerinden açmamız gerekiyor ve SCH doç uzantılı bir şematik dosyamız ve PCB doç uzantılı da PCB dosyamız yer alıyor. Şimdi proje bu haldeyken arkadaşlar şu an herhangi bir yani siz ilk projeyi açtığınızda şu an herhangi bir PCB kütüphanemiz tanımlı olmadığı için projeye bir eleman ekleyemeyecektik. Bu projeye eleman ekleme yolu Altium'da aslında farklı şekillerde yapılabiliyor. Örneğin projeye özel kütüphaneler oluşturarak sadece o projede kullanabileceğimiz kütüphaneleri ekleyebiliyoruz. Bunun dışında doğrudan Altium'un içerisine kütüphanelerimizi entegre edebiliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda tüm projelerde biz kütüphanelerimizi kullanabiliyoruz. Ben o şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Yani bütün kütüphanelerimi projenin içerisine entegre ediyorum. Daha sonrasında istediğim elemanları projeye dahil edebiliyorum kolaylıkla. Şimdi ilk eski yöntemi bir göstereyim. Onu nasıl yapıyorduk? Yani sadece projeye özel eleman ekleme, kütüphane oluşturma ekleme. Bakın burada yine Add New to Project seçeneğinden Schematic Library'i seçiyorum. Evet, artık burada bir şematik kütüphanesi oldu. Bunun adına A diyelim. A isimli bir şematik kütüphanesi. Artık bu sol bölüm ve sağ bölümde değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Şu project alt tarafta bulunan sekmelerden geçiş yapabiliyoruz. Şu an şematik kütüphanesinin içinde sadece boş bir eleman var, komponent bir şeklinde. Buraya farklı elemanlar ekleyebiliyoruz artık, komponent 2. İki tane elemanımız olmuş oldu artık. Bu bölümde gerekli çizimler yaparak, örneğin bir direnç çizmek istiyoruz. Şu an kabaca gösteriyorum bunu. Bu şekilde yapma işleri zorlaştırdığı için sadece bilgi sahibi olmanız için gösteriyorum şu anda. Komponent kısmında burada Design Item ID'ye arkadaşlar unique bir isim vermeniz gerekiyor. Yani kütüphanenin içerisinde aynı isimde başka bir eleman olmaması gerekiyor. Olamıyor zaten, program buna izin vermiyor. O yüzden buraya elemanın üretici kodunu yazmak uygun olabilir. Buraya designator kısmına direnç için R harfleri, yani direnç kodlarını veriyoruz, eleman kodlarını belirtiyoruz burada. Örneğin direnç için R soru işareti yazmamız gerekecek. Kondansatör için C, mikro işlemci için U gibi kısaltmalar olacak. Bu şu işe yarayacak arkadaşlar. Mesela 2-3 tane direnç ekledik. Birincisini R1, R2, R3 direnci diye program onu otomatik olarak kodlamalarını gerçekleştirecek. Daha sonra buraya parametre ekleme işlemleri yapabiliyoruz. Tamam. Şematiği şimdi kabaca eski yöntemi bu şekilde göstereyim size. Bir de PCB ekleme işlemi var. Bunu yine kaydedelim. Yine A diyelim. Evet, şimdi şematik dediğimiz kısım arkadaşlar sizin derslerden de sınavlardan aşina olduğunuz aslında sadece direncin sembol olarak gösterimi. PCB kütüphanesinde ise o elemanın yani kart üzerine yerleştirirken ayak izleri, yani lehimlemelerin yapılacağı yerleri gösteren şekil, footprint dediğimiz bölüm oluyor. Soru mu var? Evet, burada da yine komponent kütüphaneyi oluşturduğumuzda altta bu sefer PCB library sekmesi oluşuyor. Burada da yine bu PCB kütüphanesinin içerisinde yer alan footprintler gözüküyor arkadaşlar. Bu
footprintlerden istediğimiz padler ekleyerek şu an çok uzakta kalmışız. Padler ekleyerek, yani şunu şöyle göstereyim. Padler ekleyerek artık şematik kütüphanesindeki, örneğin şuradan da pin eklemem gerekiyor. Şuraya ekleyeyim. Evet, şimdi bu elemanın iki tane, bir numaralı ve iki numaralı iki tane pini var. Şimdi Altium Designer bu bir numaralı pinin PCB'de hangisine karşılık geldiğini bilmesi gerekiyor. Bunu da şuradan yapıyoruz. Pad ekledikten sonra arkadaşlar şu Designator kısmına 1 yazdığımızda şematik kütüphanesindeki yine bu Designator kısmı 1 olan pinle bu pini eşleştirmiş olacak. Yine aynı şekilde 2 numaralı pinle de 2 numaralı pini eşleştirmiş olacak. Bunu yine kaydedeyim. Ama hala bu iki kütüphane birbirinden bağımsız. Bunu da hemen şuradan Add Footprint seçeneğiyle yine PCB kütüphanesinin, pardon, şematik kütüphanesinin içerisindeyiz. Add Footprint seçeneğiyle bakıyoruz. Burada PCB kütüphanesinin içinde şu komponent. Şu an isimlendirmeleri doğru yapmadım. Biraz karmaşık geliyor olabilir size ama az sonra benim kütüphaneyi programa dahil ederken detaylı inceleme yaparız. Şimdi bunu eklediğimi varsayalım. Evet, şu anda bakın ben bu pine tıkladığımda şu alt tarafta bir numaralı pinin işaretlendiğini görüyoruz. 2'ye tıkladığımda da 2. Artık ben buraya bir eleman eklersem, örneğin bunu beslemeye bağladığımda Altium şu pinin beslemeye bağlanması gerektiğini bilecek. Bu şekilde proje kütüphanesini kütüphaneye bir eleman eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi şu MCU'nun içine girelim. Evet, burada a.scc-lib diye bir kütüphane oluştu şu anda. Bakın burada komponent 1 isminde bir tane dirence benzeyen yamuk bir direnç oluştu. Ve onun footprint'i de gözüküyor. Bunu artık ben projeye ekleyebiliyorum. Ama bu dediğim gibi proje bazlı oluyor ve genel bir kişisel kütüphane oluşturma konusunda büyük bir karmaşaya neden olabiliyor. O yüzden size böyle bir yol izlemenizi tavsiye etmem. Bunları şimdi kütüphaneden, projeden silelim. Evet. Şimdi Altium'a kütüphane ekleme konusunda aslında pek çok farklı seçeneğimiz var arkadaşlar. Burada birkaç tanesini örnek olarak göstereyim size isterseniz. Örneğin Ultra Librarian diye bir site mevcut. Bu sitede üretici kodlarını yazarak, burada bakın üretici kodunda bir eleman çizimi, şematik çizimi, footprint'i ve 3 boyutlu modeli çıktı karşımıza. Bu sadece Altium için değil, diğer programlar için de bakın Altium, Autodesk, KiCad, Mentor gibi farklı programlar için de bu eleman kütüphanesini indirebiliyorsunuz. Bunun adımları, elemanı ekleme adımları yine bu site içerisinde yer alıyor. Bir diğer kütüphane eleman ekleyebileceğimiz, eleman kütüphanelerini indirebileceğimiz site SnapEDA dediğimiz bir site. Burada da örneğin bakalım nasıl gözüküyormuş. Bir tane elemana tıklayalım. Burada Current Sense Amplifier diye bir eleman varmış. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi elemanın şematik, footprint görüntüsü ve 3 boyutlu modeli yer alıyor. Buradan da doğrudan indirerek bu
tıkladığımızda yine aynı şekilde farklı programlar için elemanları indirip projemize ya da kendi kişisel kütüphanemize dahil edebiliyoruz. Octopart diye bir şey de var. Yine diğerleriyle benzer olarak aynı işlemleri yapabiliyor. Şimdi son olarak kendi kütüphanemden bahsedeyim. Ben kütüphanemi GitHub üzerinde paylaştım. Bunun içerisinde kütüphaneyi eleman türlerine göre sınıflandırdım. Örneğin bunlardan kondansatörün içine girebiliriz. Kondansatörün içerisinde de seramik, tantal ya da alüminyum şeklinde farklı alt kategoriler yer alıyor. Bunların hepsini bu sınıflandırma aslında oldukça zor bir konu. Özellikle kütüphane büyüdükçe çığırından çıkıyor. Pek çok sefer tekrar tekrar kütüphane oluşturdum. Çok hoşuma gitmedikten sonra ilerleyen zamanlarda. O yüzden bundan ders aldım. DigiKey'in eleman sınıflandırma şeylerine referans alarak, yani gruplandırmalarını referans alarak ben de kütüphanemi ona göre oluşturdum. Evet, bu seramik kapasitelerin içine girdiğimizde bir PCB lib dosyası, şematik lib dosyası ve lib package isminde farklı bir dosya yer alıyor. Bu şu iki dosyayı bir proje üzerinde göstermek için kullanılıyor aslında. Şimdi bu aslında bir veri tabanı kütüphanesi arkadaşlar. Bu şeylerin hepsi bir veri tabanında saklanıyor ve ona göre şu DB lib dosyasıyla altyapıma tamamen aktarılabiliyor. Evet, şimdi bu kütüphaneyi indirip projeye nasıl ekleyeceğimizi görerek başlayalım isterseniz. İsterseniz buradan download zip seçeneğiyle doğrudan indirebilirsiniz ama bu durumda kütüphanede bir değişiklik olduğunda bunu tekrar yani kütüphane güncellendiğinde sizin gelip tekrar buradan indirmeniz gerekir aynı kütüphaneyi. Bu yüzden GitHub'ın masaüstü uygulamasını ya da Git'i kullanmanızı öneririm. Şimdi masaüstü uygulamasını kullanarak bir kütüphanemizi klonlayalım bilgisayarımıza. Evet, şu an benim bilgisayarımda olan yine aynı kütüphane yer alıyor. Buradan File, Clone Repository diyoruz. Kopyalıyoruz ve deneme, Altium Library klasörüne klonlamasını söylüyoruz bu kütüphaneyi. Şimdi oraya gidelim. Deneme diye bir klasör. Evet, buraya şu anda kütüphaneyi klonluyor. Yani kütüphane boyutuna bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Evet, tamamlandı kütüphanemiz, yani klonlama işlemi. Evet, burada yine kategorileri görüyorsunuz arkadaşlar. Konnektör kategorisinde USB konnektörler, bellek konnektörleri, dirençlerde işte direnç dizileri, çip dirençler gibi şeyler. Şimdi bu kütüphanenin tamamını Altium'a nasıl ekleyeceğimize bakalım. Şu komponent penceresinde arkadaşlar şu seçeneğe tıklayarak File Based Libraries Preferences seçeneğini tıklıyoruz. Bunu silelim. Şurada benim daha önceden yüklediğim kütüphane var. Bunu kaldıralım Altium'dan. Bakalım, gösterelim şimdi kaldırdığımızı. Bakın burada şu an herhangi bir kütüphane yok. Sadece Altium'un kendi bulutundaki kütüphaneleri yer alıyor. Install seçeneğine tıklıyorum. Burası değil. Denemeye indirmiştik. Burası. Ve dblib seçeneğine tıklıyorum. Artık yeni bir, yine aynı kütüphane eklenmiş oldu. Close dediğimde. Evet.
Bakın buraya bütün kütüphanelerin yani şey içerisindeki veri tabanı içerisindeki bütün kütüphanelerin eklendiğini görebilirsiniz. Örneğin seramik kapasiteler. Burada farklı kodlarda. Şimdi burada şu an hangi elemanın ne olduğunu kestirmek biraz zor olabiliyor. Burada yine Altium'un güzel bir özelliği. Şunu kapatalım. Elemanları gruplandırma yapabiliyor. Örneğin neye göre gruplandırmasını isteyebiliriz? Tabii ki kapasite değerine göre gruplandırsın. Daha sonra pakete göre gruplandırsın. Tolerans değeri de olsun. Okey diyorum. Tamam. Şimdi burada bütün elemanların yani elemanların kapasite değerleri gözüküyor. Sağ tıklıyorum. Sütun gruplandırma seçeneğine tıklıyorum ve kapasite değerini bu bölüme atıyorum. Evet, artık burada 0,1 mikrofarad'dan kaç tane eleman olduğunu görebiliyoruz kolaylıkla. 1 mikrofarad'dan 330 nanofarad'dan kaç tane olduğunu. Bunun haricinde bir gruplandırma daha yapabiliriz. Örneğin pakete göre gruplandırma yapsın. Bakalım 1 mikrofarad'da 603 paket bir tane eleman varmış. 805 paket eleman varmış. Bunu bir taneymiş bakalım. 3 tane de 805 paket eleman varmış. Bu şekilde istediğimiz elemanı rahat bir şekilde bulabiliriz ve projemize de ekleyebiliriz. Projeye eklemek için doğrudan sürüklememiz yeterli olur. Bu kütüphanemizdeki elemanları görebiliyoruz. Evet, şu an kütüphaneyi programa ekleme konusunda anlattım. Başka ne anlatmayı planlıyordum? Tamam, burayı anlattık. Ha, veri tabanı kısmına biraz bakalım. Şimdi veri tabanı kütüphanesi nasıl çalışıyor onu göstereyim size. Şurada bir Microsoft Access'te oluşturmuş bir veri tabanı var arkadaşlar. Bu veri tabanının içerisinde eleman gruplarına göre tablolar oluşturulmuş. Örneğin bir tanesinin içerisine girelim. Örneğin osilatörün içerisine girelim. Bunda da bir tane varmış. Elektrolitin içerisine girelim. Burada elemanların sadece kodları ve şematik görüntülerinin dışında farklı parametreleri de buraya eklenmiş. Az önce o gösterdiğim elemanların gruplandırılmasının yapılabilmesi için bu parametrelerin tabii ki programa tanımlanmış olması gerekiyor. Veri tabanının içerisinde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar da burada örneğin kapasitans kısmında mikrofaradlar belirtilmiş her eleman için. Toleranslar, voltajlar, sıcaklıklar ve son bölümde de satın alma bağlantıları. Örneğin bununla şu iki eleman Ertesan'da varmış. Yukarıdaki eleman yokmuş. DigiKey'de ya da Mazur'dan alabilirmişiz. Evet, veri tabanı kütüphanesi de Altium Designer bu veri tabanındaki bu bilgileri kullanarak kütüphaneyi programa aktarıyor. Evet, şimdi kütüphane konusunda anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir eleman oluşturma kısmı. Çok uzun süreceği için şimdi ona çok değinmek istemiyorum. Bu pek çok YouTube'da farklı videolarda yer alıyordur. Oradan araştırarak bakabilirsiniz ona. Yani az önce gösterdiğim şematik oluşturma, neyse en iyisi bir tanesini de göstereyim. Şuradan arkadaşlar bir tane alüminyum elektroliti açalım. Şimdi indirdiğimiz kütüphanenin içerisine giriyoruz. Bakın libpackage dediğimiz dosyayı açtığımızda burada yine bir projeymiş gibi yani aslında kütüphane projesi oluşturmuş oluyor. Bunun içerisinde yine şematik ve PCB kütüphaneleri yer alıyor. Şimdi şematik kütüphanesini inceleyelim.
Burada ne var? Evet, gördüğünüz gibi 3 tane eleman var. Bu elemanlar şematik çizimleri bu şekilde gösterilmiş. Şurada parametre kısmına kapasitans değeri eklenmiş ve o da burada gösteriliyor. Alt kısımda footprint olarak PCB kütüphanesinin içerisinde, bakalım ona. Footprint, Kemet'in bir tane PCB çizimiymiş. Buradaki çizgiler aslında bize farklı şeyler gösteriyor arkadaşlar. Şu sarı çizgiler bu PCB'nin üzerine çizilecek çizgiler. Overlay katmanında şöyle göstereyim onu. Şu an burada net gözüküyor mu bilmiyorum. Şu beyaz çizgiler az önce iki boyutlu görüntüde, bu arada iki boyutlu görüntüden üç boyutlu görüntüye geçmek için de üç seçeneğini, üç tuşuna basmamız gerekiyor. Az önceki sarı çizgiler burada beyaz olarak gözüküyor arkadaşlar. Bunlar PCB'nin üzerine beyaz renkte çizilecek çizgiler. Yeşil çizgiler bu elemanların birbirine ne kadar yaklaşabileceğini gösteren çizgiler aslında. Bunların hepsi belli bir standarta göre oluşturuyor. IPC standartıydı yanılmıyorsam. Öyle bir standartta elemanların birbirine ne kadar yaklaşırsa birbirini etkileyeceğini, yani bu çizgiden daha fazla yaklaşırsa artık bir elemandan diğerine etki, elektromanyetik olarak etki etmeye başlayacağını gösteriyor. O yüzden PCB kütüphanesinde bu çizgilerin de düzgün bir şekilde tanımlanması önemli. Son olarak burada 3 boyutlu step dosyamız yer alıyor. Bu elemanımızın modelini, yani 3 boyutlu görüntüsünü, yüksekliğinin ne kadar olduğunu gibi şeyleri gösteriyor. Bu da kütüphanelere bunları eklemenin bir önemli yanı da şu arkadaşlar. Bütün projeyi tamamladınız. Bu projeyi tamamladıktan sonra bu tabii ki bir kutunun içerisine yerleştirecek ya da farklı bir cihazın içerisine yerleştirilecek bu kartımız, tasarladığımız PCB. Bu durumda kartın maksimum yüksekliğinin ne kadar olduğu, yani gibi bilgileri bilmemiz lazım ki kutuyu ona göre tasarlayabilelim. O yüzden elemanların 3 boyutlu görüntülerini de kütüphaneye tanımlamak önemli. Evet. Kütüphane kısmını artık kapatabiliriz. Daha anlatacağımız çok şey var. Şimdi şematik çizimine yavaş yavaş başlayabiliriz. Öncelikle bu projede nasıl bir tasarım çizeceğimizi size göstereyim. Şunu buraya alalım. Evet, hedeflediğimiz proje kapsamında hedeflediğimiz tasarım bu arkadaşlar. Bir geliştirme kartı. Tabii buna ufak tefek güncellemeler yapacağız. Bu eski versiyon, daha önceden tasarladığım versiyon. Burada kartın üzerine bir tane, iki tane işlemci olduğunu görüyorsunuz bunlar. Bunun üst kısımda yer alan kısmı arkadaşlar, aşağıdaki işlemciyi programlamak için, USB üzerinden programlamak için kullanılıyor. ST-Link dediğimiz aslında bölüm, şu üst kısımda yer alan kısım, bölüm. Alt kısımdaysa asıl işlemcimiz F415 serisi, STM32F415 serisi işlemci. Burada kristaller, alt kısımda LED'ler, butonlar, potansiyometreler, RGB LED. Buraya ekstradan bir gyro sensörü ekleyeceğiz. Ve bu eğitim kapsamında bir geliştirme kartını tasarlamış olacağız. Umarım hedeflerimize ulaşabiliriz diyelim. Evet, şimdi ilk olarak nereden başlayacağız? Yani bir PCB tasarıma başlarken ilk adım ne olmalı? İlk adım tabii ki arkadaşlar, projeyi ne için yapıyoruz? Projenin gereksinimleri neler? Bunları net olarak belirlememiz lazım. Yani kart üzerinde neler yapmayı hedefliyoruz? Bu kartı kullanarak neler yapmayı hedefliyoruz? Bu hedeflerimiz için kartın üzerinde neler olması gerekiyor? Örneğin sizin eğitimleriniz için olduğunu düşünelim. Bu kartı onun için tasarlıyoruz. Yeni başlayan bu mikro işlemci programlama yeni başlayan bir kişi tabii ki ilk olarak LED yakıp söndürme,
ADC'den veri okuma, analog veri okuma, butondan veri okuma, dijital veri okuma, kesme, interrupt oluşturma. Başka UART haberleşme, SPI yukarı C haberleşme, gyro sensörden ya da sıcaklık sensörlerinden veriler okuma gibi şeyleri yapabilmesi gerekiyor. Yeni başlayan kişinin sırayla bu eğitimleri, bu programları yapabilmesi gerekiyor. O zaman bizim kartımızın üzerinde böyle şeyler olması lazım. Yani belli sayıda ledler, belli sayıda potansiyometre, başka butonlar, gyro sensörü ve pinlerin dışarı aktarılabilmesi için header'lar. Ayrıca ne istiyoruz biz? Bu yeni başlayan kişi kolay kullanabilmesi lazım bu kartı. O yüzden USB üzerinden programlanan bir kart olması lazım. Bu nedenle de kartın üzerinde o zaman ST-Link bulunması lazım. Bu şart değil. Tabii ki işlemci ST-Link kısmı ayrıca dışarıdan da bağlanabilir. Onu göstereyim. ST-Link dediğimiz şey aslında arkadaşlar bu işlemciyi programlamak için kullanılan araçlar, cihazlar. En basit örneği şu şekilde gördüğünüz cihaz ST-Link V2. Bu belli bir arayüz üzerinden işlemcinin pinlerine bağlandığında işlemciyi programlayabiliyor. Biz istersek o kartın üzerindeki az önce gösterdiğim ST-Link bölümünü atıp sadece şu dörtlü header'ı kartın üzerine ekleyerek yine ana işlemcimizi programlayabiliriz. Ama yapmayabiliriz. Bu tamamen bizim karttan beklentimize bağlı bir şey. Eğer kolay kullanılmasını istiyorsak sadece USB üzerinden programlanan bir şey yapabiliriz. Bu da kartın üzerine ST-Link eklememizi gerektirir. Evet, bu gereksinimleri belirledikten sonra arkadaşlar ne yapmamız gerekecek? Tabii ki kullanacağımız işlemciyi seçme meselesi başlayacak. Örneğin şuraya not alarak başlayalım. Hocam bir soru sormak istiyorum. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Bu USB üzerinden programlamak yerine Wi-Fi modu yerleştirerek OTA üzerinden programlama yapılabilir mi bu tür kartlarda? Anlayamadım. USB portu yerleştirmek yerine ST-Link Hı. yerleştirmek yerine Wi-Fi Tamam. modu yerleştirip onu da işlemciye bağlayarak OTA üzerinden, over the air üzerinden programlama yapılabilir mi? Güzel soru. Yani öncelikle bu wireless modülünü de bir şekilde o işlemciyi programlayacak şekilde çalıştırmak gerekir. Örneğin işlemciyi biz STM işlemcilerini UART üzerinden de programlayabiliyoruz. Şöyle bir seçenek yapılabilir. Wireless modülüne veri gönderilir. Wireless modülü UART üzerinden STM işlemciyi programlayabilir. Yani bu teoride gerçekleştirilebilir ama zor olacağını söyleyebilirim. Yani çünkü günümüz teknolojisinde çoğu kart yapıldığı gibi kalmıyor, değişikliğe uğruyor. Ya da Evet. aynı mevcut donanımla farklı görevler yapması isteniyor. Bu tür altyapı baştan hazırlansa sonradan sadece küçük yazılımsal değişikliklerle kolay bir şekilde yeni senaryo entegre edilebilir diye düşünüyorum da bu Evet. zor mudur? Aslında bu konuda ESP şeyleri var, modülleri var biliyor musunuz? Evet. O modüller doğrudan yani zaten Wi-Fi için tasarlanmış modüller, ağ modülleri. O modüller Wi-Fi üzerinden programlanabiliyor. O gerçekten kendi özelliği yani modülün özelliği. Bu güzel bir şey. Yani o ayrıca bir seçenek olarak kullanılabilir ama STM'in şu anda STM işlemcilerin öyle bir özelliği yok. Ayrıca bir ona uygun tasarım yapmak gerekir.
Peki STM ile ESP'nin entegre çalıştığı sistemler var mı? Tabii ki onları birlikte çalıştırabilirsiniz. Sonuçta bunlar ayrı ayrı işlemciler. Bir sistem üzerinde hem ESP modülü olabilir hem STM işlemcisi olabilir. Biri farklı görevleri yapar, diğeri farklı görevleri yapar. İkisi birbiriyle haberleşebilir. Bu tür sistemler de oluşturulabilir. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Tamam, rica ederim. Şimdi kartın üzerinde olmasını istediğimiz şeyleri yazarak başlayalım. Gyro sensör olması lazım. Başka? 6 adet LED ekleyelim. Evet. RGB LED ekleyelim ama bunları PWM ile sürelim. Parlaklığını ayarlayabilmemiz için. Gyro sensörü hangi bağlantı? KRC'ye bağlantısı üzerinden bağlanalım. 2 adet buton. 2 adet trim pot. Başka bir şey koymayı planladık mı? Yok. Yani şu anda kartımızın üzerinde yer alacak sensör ve LED'ler sadece bunlar. Tabii bu kalan pinler de header üzerinden dışarı verilecektir. Yani boşta kalan pinler dışarıya aktarılacak. Evet, bu adımı yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki bir işlemci seçim aşamasına geçiyoruz. İşlemci seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bu önemli bir başlangıç. Tabii ki bu işlemciye yaptıracağımız iş yüküyle alakalı. Ne kadar hızlı çalışmasını istiyoruz? Ne kadar büyük bir program yükleyeceğiz içerisine? Hızlı çalışma, yani işlem hızı, örneğin bir tane drone için bir uçuş kartı yapmak istiyoruz. Bu drone için yapacağımız uçuş kartında çalışma frekansının çok yüksek olmasını bekleriz. 150-200 MHz'lik bir clock işaretinin olması gerekir. Hatta belki daha fazla. Çünkü yavaş bir işlemci yaptığımızda, kullandığımızda İşlemcinin her bir yaptığı çarpma, toplama, bölme işlemi, sensörden veri okuma işlemi clock hızına bağlı olarak daha yavaş gerçekleşecektir. Bu durumda da drone'umuz sensörlerden veri okuyana kadar sensörlerin okuduğu, yani veri geçmiş oluyor. Zamanı geçmiş bir veriye göre kontrol işlemi gerçekleştirmeye çalışır. Bu da drone'umuzun dengesiz olmasına ve düşmesine neden olabilir, uçmamasına neden olabilir. Bu yüzden çalışma hızı, clock hızı diyelim işlemcimizin, tamamen işlemciye yaptırılacak işle alakalı, iş yüküyle alakalı bir mesele. Bir diğer parametre bellek miktarı. Bu da yazacağımız programın boyutuyla alakalı. Ne kadar büyük bir program yazacaksak tabii ki bu programın işlemcinin flash belleğine yazılacak. Bu durumda da yine drone örneğini verirsek, drone oldukça fazla sensörlerden veri alıp kontrol yapan, ona göre kontrol sinyalleri üreten, kumandadan aldığı sinyallere göre hareket eden çok büyük bir programa sahip olacak. Buna yani birkaç 128 kilobaytlık bir bellek ayırmak, bir işlemci seçmek uygun olmayacaktır. İşte bu tür parametreleri göre, tabii ki diğer parametreler işlemcinin bulunabilirliği. Şu anda gerçekten işlemci krizi net olarak yaşıyoruz. Gerçekten SDM işlemciler stoklarda yok denecek kadar az var. Bu yüzden projeyi oluştururken biz bu elemanı proje bittiğinde bulabilecek miyiz bir yerde? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Maliyet analizine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok pahalı bir işlemci, yani düşük bir
iş için pahalı bir işlemci kullanmak anlamsız olur. Bu tür şeylere dikkat ederek seçimlerimizi yapmamız gerekiyor. Bu projede ne kullanacağız? Şimdi ona bakalım. Bakalım microcontrollers. Embedded microcontrollers. Bu arada şunu ben değiştireyim yine. Sonradan eklediğimizi sileyim, ben yine eski halini kullanayım. Evet, burada kütüphanenin içerisinde yer alan işlemcileri görüyorsunuz. MSP430 varmış, STM32F103 serisi varmış, F405 serisi varmış, F415 varmış. Bunların bakalım özellikleri neler? Yine istediğimiz özellikleri bu kütüphanenin içerisinde görelim. Library ref olmasın. Core size, yani kaç çekirdekli bir işlemci olacak? Bunu görelim. RAM size'a bakalım. Memory size, program memory size'a bakalım. Hızına bakalım. Evet, bakalım 16 bitlik işlemciler. Şurada 8 bit, 32 bitlik bir işlemci varmış. Bu bit işlemcinin 32 bitlik olması bildiğiniz gibi bir cycle periyodunda, yani bir clock periyodunda kaç bitlik işlem yaptığını gösteren, yani kelime uzunluğunu gösteren şey. 32 bitlik iki sayıyı toplayabilir örneğin bu işlemci, ama 8 bitlik bir işlemci 32 bitlik iki tane sayıyı toplamak için 4 tane clock periyodu geçmesi gerekir. Bu da tabii ki yine programın hızını değiştiren şeyler olur. Bellek sayısı, programın bellek boyutu 1 megabaytlıklar varmış. 128 kilobayt, 16 kilobaytlık varmış. Şimdi bu değerler size komik gelebilir gerçekten. 1 megabaytlık bellek şimdi. terabaytlardan, bilgisayarlarda terabaytlardan söz ederken işlemcinin belleği sadece 1 megabayt. Ama bunun içerisine sadece bir text dosyası yazılacağını düşünebilirsiniz. Yani bir metin yazılacak, program koşacak. O metne göre işlemci belli sayıları alıp çarpacak. O yüzden bellek boyutunun çok büyük olması gerekli değil mikro işlemciler için. RAM boyutu varmış ve işlemci hızı da 168 MHz'lik iki tane, 72 MHz'lik bir işlemci varmış. Biz şu anda STM32F415 serisini seçeceğiz. Aslında bu pahalı bir işlemci. Yani bunu eğer siz kulüp için yapıp üretmeyi düşünüyorsanız kendi tasarımınızda farklı bir işlemci kullanmanızı öneririm. Sadece ben önceki tasarımda bunu kullandığım için bundan devam etmek istiyorum. Daha kolay olur eğitim ilerlemesi açısından. Şimdi evet, bu işlemcimizi programımıza, yani şematiğimize ekleyerek başlayalım. Şimdi bu şekilde eklediğimizde bir parametresi kalıyor. İşlemciye çift tıklıyoruz. Böyle bir şey geldi ve bir parça daha geldi. İki parça geldi. Bu iki parça aslında arkadaşlar tek bir entegre için iki ayrı şematik oluşturulmuş. Bunun bu şekilde yapılmasının nedeni şematiğin daha okunabilir olmasını sağlamak için. Yani bakın, burada işlemcinin GPIO giriş çıkışları, GPIO pinleri yer alıyor. Ayrıca osilatör, kristal girişleri, reset ve boot pinleri yer alıyor. Burada ise sadece besleme pinleri, şu VSS dedikleri toprağa bağlantı, ground bağlantıları. VDD dediyse besleme bağlantıları olmuş oluyor. Böylelikle beslemelerin hepsi bir bölümde yer alıyor, bir şeklin içerisinde yer alıyor. GPIO'lar da başka bir yerde yer alıyor. Bu şekilde hem projenin okunabilirliği açısından parçalamak önemli oluyor arkadaşlar.
Evet, projenin okunabilirliği mevzusu gerçekten çok önemli. Bir projeye böyle baktığınızda bu projeyi gerçekten bilen bir kişinin çizip çizmediğini hemen kolaylıkla anlayabilirsiniz. Şimdi işlemcimizi ekledik, bunu bir sileyim. İşlemciyi şuraya ekleyelim. Şimdi bir işlemciyi çalıştırmak için nelere ihtiyaç vardır arkadaşlar? Bunun üzerinde konuşalım. Öncelikle tabii ki işlemcimizi düzgün bir şekilde beslememiz lazım. Düzgün olarak nasıl besleyeceğimize birazdan geleceğim. Daha sonra işlemcimizin uygun clock işaretini vermemiz lazım. Bu clock işareti işlemcinin kalp atışları olarak düşünebilirsiniz. Her bir clock darbesinde bir işlem yapılır ve işlemler seri olarak gerçekleştirilir mikro işlemcilerde. Bu yüzden bu clock darbesinin olabildiğince temiz, yani kare dalganın olabildiğince gürültüsüz olması önemlidir arkadaşlar. Bir diğer kısım reset pini. Bu reset pini işlemcinin programı, içerisinde yüklü olan programı tekrar başa almasını sağlayan pin. Her defasında yani bu reset pini de önemli. Çünkü bu eğer çok gürültülü olursa işlemci durduk yere kendini resetleyebilir. İstemediğimiz halde kendisini resetleyebilir. O yüzden bunu tasarlarken de dikkat etmemiz gerekir. Burada ne olmasının nedeni arkadaşlar aslında negatif o reset olduğu anlamına geliyor. Yani normalde biz bir yere sinyal göndermek istediğimizde bir göndeririz değil mi? Negatif olduğunda ama bu şu anlama geliyor. Eğer bu pin sıfır olursa işlemci resetlenir diyor. Yani resetlenmemesi için biz bunu bir durumunda tutmamız gerekir. Bu yüzden de dahili olarak yani dışarıdan bir bu dirençle beslemeye bağlayıp bu işlemcinin resetlenmemesini daha sonra resetlemek istediğimizde buraya sıfır göndererek devam etmemiz gerekir. Son olarak boot pini, işlemci uyandığında hangi bellek bölgesinden çalışması gerektiğini, yani hangi bellek bölgesindeki programları okumaya başlayacağını gösteren pin bu aslında. Bunu sıfıra çektiğimizde örneğin flash belleği okurken, 1'e çektiğimizde RAM'in belli bir bölgesindeki programları okumaya başlayabilir. Boot işlemi bu datasheet içerisinde de gösterilir. Evet, bu 4 parametreye arkadaşlar dikkat ederek işlemci bulunan bir tasarımı gerçekleştirmemiz gerekir. Şimdi bir tane datasheet inceleyerek başlayalım. İşlemciyi datasheet okuması da gerçekten bir donanım tasarım mühendisi için önemli bir yetenek diyelim, özellik. Şimdi bu F103 serisinin datasheet'ini açtım. Bu ST-Link'te kullanacağımız datasheet biraz daha kısa olduğu için, diğeri 200 küsür sayfaydı. Bu daha sade bir datasheet olduğu için bunun üzerinden ilerlemeyi tercih ettim. Bu datasheet'in ilk sayfasında arkadaşlar bütün işlemcinin özellikleri özet geçilmiş. Örneğin 32 bitlik, 72 MHz'lik çalışma frekansı olan bir işlemci olduğunu, 2 tane farklı bellek seçeneğinin olduğunu, 64 ve 128 olacak şekilde, RAM'inin 20 KB olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca GPIO seçenekleri de burada yazıyor. DMA'sı olduğunu, 80 taneye kadar GPIO'su olduğunu, tabii farklı paketleri olduğu için farklı GPIO sayıları olmuş oluyor. Örneğin burada 100 pinlik aynı işlemcinin 100 pinlik bir versiyonu da var, 48 pinlik bir versiyonu da var. Tabii bu pin sayısının up to demelerine neden oluyor, yani 80'e kadar. Daha sonra debug mod dediğimiz kısım işlemciyi nasıl programlayacağımız gösteren iki tane farklı arayüz varmış arkadaşlar. JTAG arayüzü ve Serial Wire Debug arayüzü,
SWT arayüzü. Bu ikisinin bir tanesini tercih ederek işlemciyi programlayabiliriz. Timerlar ve haberleşme arayüzleri de bu şekilde. Şimdi 25. sayfaya geçerek bakalım. Şimdi burada işlemcinin paketindeki, yani bizim seçtiğimiz işlemcinin 48 pinli bir işlemci, paketindeki pinlerin isimlerinin yer aldığı bir görsel yer alıyor arkadaşlar. Buraya bakarak biz şematik kütüphanemizin şematiğini buraya bakarak oluşturmamız gerekiyor. Az önceki şurada göstereyim. Yani bakın burada şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Nerede bu? Örneğin bir numaralı pinin VBAT olduğunu gösteriyor. Bateri besleme pini aslında. Burada da onu belirtmiş. Bir numaralı pin VBAT oluyor. İki numaralı artık PC13 numaralı pinmiş. Buna bakarak şematiğimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Daha sonra hangi pinin, burada yine büyük bir tablo var. Uzun bir tablo mevcut. Bu tabloda da hangi pinlerin isminin ve alternatif özelliklerinin neler olduğunu gösteren bir tablo. Osilatör pinlerini burada işaretlemişiz. Reset pinini işaretlemişiz. Örneğin şurada bakacak olursak bir tane pin, şu an bizim paketimizde olmayan ama farklı paketlerde bulunan bir pin. ADC'nin, analog dijital konvertörün 1 ya da 2'nin 10. pini buna karşılık geliyormuş. Bu pindeymiş. Örneğin bizim paketimizde 12 numaralı PA2 pini UART haberleşmesi için UART'ın TX pinini, UART'ın RX pinini de 13. pin veriyor. Bu donanımsal olarak bir UART şeyi, pini. Ayrıca SPI pinleri de burada görüyorsunuz. Buradan işte tasarımımızı gerçekleştirirken bu tablodan yararlanmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangi pinleri kullanacaksak bunları işaretleyip, örneğin biz Gyro için bir tane IKC pinine ihtiyacımız var. Bakalım buralarda bir IKC var mı? Evet, IKC, SCL, Clock. IKC'nin Clock attı, IKC'nin data attı. Bu ikisini kullanarak Gyro'yu şu iki pinden bir tanesine bağlamamız gerektiğini görebiliriz. Root pini. Evet, burada tasarımdan bu şekilde yararlanacağız. Devam edelim. Başka data sheet'imizin içerisinde neler var? Evet, burada bir bellek haritası görüyoruz. Az önce boot pininin değiştirilerek belleğin farklı yerlerindeki programların koşturulabileceğini söylemiştim. Örneğin boot pinini sıfıra çektiğimizde program artık şu adresten okumaya başlıyor. Bakın buradan diyelim ki şu adresten itibaren okumaya başlıyor. Pardon, şu adresin tamamı. 1'e çektiğimizde de yukarıdaki adresten okumaya başlayıp buraya yazılan programları inceliyor. Evet, devam edelim. Burada artık işlemciyi nasıl besleyeceğimiz. Az önce demiştim ya, uygun bir şekilde beslememiz gerekir. Bu uygun şekilde besleme nasıl olması lazım? Burada onu gösteriyor arkadaşlar. Decoupling kapasitörleri dediğimiz kapasitörler oluyor. Her bir beslemeye bir adet paralel kondansatör eklememiz gerekiyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. işlemciye olabildiğince pürüzsüz bir DC gerilimi, yani değişkeni olmayan bir DC işaretin gönderilmesini sağlıyor bu kapasitörler bize. Bunu nasıl yapıyor isterseniz bir resimden bunu göstereyim. Şimdi burada 0.8 mikrofaradlık, örneğin 0.1 mikrofaradlık bir kondansatörün frekans tepkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? Düşük frekanslarda yüksek direnç değerine, yüksek empedans değerine sahip olduğunu görüyoruz bu kondansatörün. Frekans arttıkça empedans düşüyor.
Burada minimum bir empedans değerine ulaşıyor. Şimdi biz bunu besleme pinine paralel eklediğimizde ne oluyor? Şimdi ona bakmaya çalışalım. Eğer VDD'den yani dışarıdan gelen beslemeden, beslemenin içerisinde sadece DC bileşen varsa, yani DC bileşen varsa, DC bileşen kondansatörden geçemiyor. Yani çünkü kondansatöre çok yüksek bir direnç sağlıyor. O yüzden şöyle göstereyim şekil olarak. Buradan DC geliyor. DC buradan iki tane yol var. Ya işlemciye gidecek ya kondansatör üzerinden toprağa gidecek. Kondansatör DC işarete çok yüksek direnç gösteriyor. O yüzden DC işaretimiz doğrudan buradan gidiyor. AC geldiğinde ise yüksek frekanslı bir AC, 1 MHz'lik bir AC dahil olmuş bizim gürültü olarak sistemimize, kartımıza dahil olmuş diyelim. AC işaret beslemeye geliyor. Yine iki tane yolla karşılaştı. Ya işlemciye gidecek ya kondansatör üzerinden toprağa gidecek. Bakıyoruz burada kondansatör 1 MHz'lik işarete 1 ohm gibi ya da şuraya geldiğimizde 0.01 ohm gibi çok düşük bir direnç sağlıyor. O yüzden AC işaret işlemciye gitmiyor. Buradan toprağa akacak şekilde devam ediyor. Bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? İşlemcimizin besleme pinlerine sadece DC bileşen geçmiş oluyor. Bu da kararlı bir beslemenin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Besleme dengesizliği bütün işlemcinin, bütün sisteminin kararsız çalışmasına neden olabilir. O yüzden bu kondansatörler kritik öneme sahip. Bu kondansatörlerin de işlemcinin pinlerine yani besleme pinlerine olabildiğince yakın olması gerekir. Bu bilinmesi gereken ilk önemli şey diyebiliriz işlemcili tasarımda. Devam edelim. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta. ...39. sayfadaymış. Evet, şuraya gelelim. Şimdi burada arkadaşlar işlemcinin ne kadar akım çektiğini gösteren tablolar mevcut. Gördüğünüz gibi çalışma frekansı arttıkça, yani clock işaretinin hızı, çalıştırdığımız hız arttıkça işlemci daha fazla akım çekmeye başlıyor. Bunun yanında sıcaklığın da işlemcinin çektiği akıma etkisi mevcut. Ayrıca çalıştırdığımız GPIO'ların, çevre birimlerinin, haberleşme birimlerinin yani SPI UART kullandığımızda da işlemcimiz daha farklı miktarda akımlar çekecektir. Örneğin UART2 için 0.35 mA gibi bir değer çekiyor işlemci. Şimdi bu neden önemli oluyor arkadaşlar? Bu akımlar neden önemli yani? Şimdi çok düşük güçlü tasarımlar gerçekleştirmemiz gerekebilir. Örneğin bir küçük bir işlemci yapıp bunun birkaç ay boyunca hatta 7-8 ay, 1 yıl boyunca belki çalışması gerekebilir. Çok düşük miktarda bunu yapabilmemiz için işlemcinin çok düşük miktarda akım çekmesini sağlamamız gerekir. Yani pille çalışan bir enerjinin sınırlı olduğu sistemleri düşünürsek. Bu durumda bu tablolardan yararlanmamız gerekecektir. Örneğin bakalım GPIO'larda aralarında bir fark yok ama ADC'lerin arasında örneğin bir çok ufak da olsa bir fark var. Ya da timer'lara bakalım. Timer 1, 1.6 mA çekerken timer 2, timer 3 ya yani timer 4 0.9 amper çekiyormuş mesela. Eğer programınızdaki timer yani programınızdaki sayaç işlemini yapacak şey timer 4 tarafından karşılanabiliyorsa siz daha düşük akım çektiği için bu timer 4'ü kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdi bu miliamperler gerçekten yani bu kadar miliamper 0.7 miliamper ne kadar bana şey avantaj sağlayabilir diye düşünebilirsiniz. Ancak emin olun
gerçekten mikroamperler bile bazı tasarımlarda değerli olabiliyor. O yüzden eğer düşük güçlü bir tasarım yapmanız gerektiğinde nereye bakacağınızı, datasheet'te artık nereye bakacağınızı biliyorsunuz. Şimdi bir diğer kısım clock. Dedik ki clock işaretini olabildiğince düzgün vermemiz gerekir mikro işlemciye. Bu durumda nasıl bir tasarım yapmamız lazım? Bu da datasheet içerisinde verilmiş. Örneğin tipik 8 MHz'lik bir kristal bağlantısı işlemciye nasıl olmalı? Osilatör pinlerine bir tane kristal, 8 MHz'lik kristal bağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buna da iki tane yük kapasitesi bağlıyoruz. Bunun değerlerini hesaplamamız gerekiyor. Neye göre hesaplamamız gerekiyor? Şu kristalin yük kapasitesine göre hesaplamamız gerekiyor. Ve yolların kaçak kapasite dediğimiz kapasiteye göre hesaplamamız gerekiyor. Bunun hesabını şurada vermiş. CL eşittir. Bu CL aslında kristalin yük kapasitesi, load kapasitans. CL1 çarpı CL2 bölü CL1 artı CL2 artı C string. Şimdi burada CL1 ve CL2'yi bir şekilde çekmemiz gerekecek. Ama tek bir denklem var, iki tane bilinmeyen var. Ne yapacağız? Bunu şu şekilde yapıyoruz. İki CL1 ve CL2'yi birbirine eşit kabul ediyoruz arkadaşlar. Yani CL1 eşittir CL2 diyoruz. Daha sonra burada tek bir değişken oluyor. CL'yi biliyoruz. C string'i belli bir aralıkta seçmemiz gerekiyor. Bu genelde 3, 8 pikofarad gibi bir değer oluyordu yanılmıyorsam. 3, 8 pikofaradlık bir aralıkta seçiyoruz. Bu ne? Bu neyi gösteriyor arkadaşlar aslında? Şuraya çizdiğimiz hattın kapasitesi, şu pinin kapasitesi, kristalin PCB'ye bağlandığı pinin kapasitesi. Bu gibi küçük kapasiteler de kristalin çalışmasını etkileyebilir. O yüzden bunu da hesabımızın içerisine dahil etmemiz gerekiyor. 3-8 pikofaradlık bir değer alıyoruz. Daha sonra CL'yi de kristalin datasheet'inden bakmamız gerekiyor. Bakalım şurada seçtiğimiz bir tane kristal olsun. Burada onu gösteriyor. 18 pikofaradlık bir kapasitesi varmış. Bu hesabı yaptıktan sonra CL1 ve CL2'yi bularak kristal bağlantısını da yapmış oluyoruz. Kristalin hesaplamalarını gösterdik. Evet, şimdi şuraya gidelim. 60. sayfada ne varmış? Evet, reset pininin neden önemli olduğunu söylemiştik. Eğer çok fazla gürültülü olursa bu reset pinimiz, işlemcimiz durduk yerine kendini resetleyebilir. Bunun önüne geçmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yine burada bir kondansatör bizim kurtarıcımız oluyor. Bu kondansatörler olmasa yani donanım tasarımcıları ne yapacak bilmiyorum. Şimdi bu reset pinine 0.1 mikrofaradlık yine bir kondansatör bağlıyoruz paralel olarak. Resetlemek için de bir buton bağlıyoruz arkadaşlar. Buraya ekstra şöyle bir dışarıdan direnç de bağlayabiliriz. Hani demiştik ya artı ve diye. Bu reset pinini normal default durumda beslemede olması gerekiyor. Ama zaten burada gördüğünüz gibi içeriden zaten işlemcinin içerisinden bağlanmış. Ama genelde tasarımlarda dışarıdan da bağlanarak bu şey garantilenir yani dışarıdan bağlandığı. Şimdi butona bastığımızda arkadaşlar burada basma işleminden kaynaklı mekanik bazı gürültüler olabilir. O kondansatör bunu da filtreliyor aslında. Hem yani dışarıdan devreye dahil olan gürültüleri filtreliyor hem de butonun basma esnasındaki mekaniğinden kaynaklanan gürültüleri de kondansatör filtreliyor. Basıldığında bakın burada burası toprağa bağlanıyor reset pinine. Toprak gitmiş oluyor, 0 volt gitmiş oluyor. Basılmadığı durumdaysa şu direnç üzerinden
beslemeye bağlanmış oluyor. Evet, bu şekilde bir minimum gürültülü reset beslemesini de gerçekleştirebiliriz. Şimdi son olarak da taşıtta sayfa 80'e gidelim. Burada dedik ki yukarıda şematik görüntüsünü gördük işlemcimizin. Burada da az önce bahsettiğim footprint ölçüleri verilmiş arkadaşlar. Bir saniye. Bu ölçülerden yararlanarak biz kütüphanemizi oluşturarak işlemcimizin kartın üzerine sorunsuz olarak yerleşmesini sağlayabiliriz. Değişik paketler, işlemcinin farklı paketlerde alternatifleri de mevcut. Onlar da burada yer alıyor. Örneğin BGA dediğimiz işlemci paketi. Burada pinler işlemcinin altında yer alıyor. Şu toplar şeklinde işlemcinin altında yer alıyor. 64 pinli bir alternatif mevcutmuş. 100 pinli bir alternatif varmış. Yine bir BGA. QFN dediğimiz, bu da yandan dışarı doğru uzamıyor. Sadece işlemcinin yanında ufak pin şeklinde şeyler. Böyle farklı paket türleri var işlemcinin arkadaşlar. Evet, artık işlemcimizi biz nasıl besleyeceğimizi, nasıl sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Bu aşamadan sonra şematik çizimine yavaş yavaş başlayabiliriz. Ne kadar oldu başlayalı? İsterseniz ufak bir ara verebiliriz arkadaşlar. Bir saati geçti mi? Başlayalım. Olur hocam. Aynen. 1 saat 10 dakika oldu. Tamam. Bir ara verelim isterseniz. 10-15 dakika. Ondan sonra hızlı bir şekilde şematik çizimlerini gerçekleştirmeye çalışacağım ve bugünü tamamlayacağız. Yarın daha işin PCB kısmına geçerek asıl kart tasarım detaylarını orada paylaşmaya çalışacağım. Tamam, bir ara verebiliriz. Tamamdır o zaman. 15.35'te tekrar devam edebiliriz. Tamam.